Türkiye'nin her yerinde müşteri kitlemiz var. Bugün verdiğimiz kargo ertesi gün teslim oluyor. Ürünler soğuk bir atmosferde hazırlanıyor. Tek tek vakumlanıyor. Yanlarına özel buzlarımız var. Pişirme faturasını içine koyuyoruz ve yolculuğunu başlatıyoruz. E-ticaret bizim için ciromuzun %25'i gibi bize kazan sağlayan bir alanımız oldu. Meslektaşlarımıza ve usta kasaplarımıza önerim. İşi geliştirmek istiyorlarsa, ciroları büyütmek istiyorlarsa e-ticaret de dahil bütün kanallarda açık olmaları gerekiyor. İsmim Erol Çapraz. Ankara Çankaya bölgesinde özel kasap ismiyle kasaplık yapıyoruz. Yaklaşık 30 yılı bulacak yakında. Sektörümüzde işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Dükkanımızı açtığımızdan beri normal bir kasap gibi değildi. Biz daha güzel et satalım felsefesiyle başladık. Ve o zaman da yağlı etleri almaya başladık. Bunlara güzel bir isim koyalım dedik. Özel seri ismini verdik. Bütün ürünlerimiz satılıyor ama en çok rağbet gören diyelim özel seri antrikotumuz. Özel seri güngörmezimiz, özel seri pikanyamız, özel seri bonfilemiz. Bunlar yağlanma ve dinlendirme şekilleri diğer etlerimizden biraz daha farklı. Müşterimiz de bunlara biraz daha fazla rağbet gösteriyor. Güngörmez dediğimiz et kol ve kaburganın arasından çıkan, yani kürek kemiğiyle kaburga etinin arasından çıkan, üzerinde hiç lif olmayan, içinde hiç lif olmayan farklı bir aromaya sahip bir et. Her hayvandan özel ürün çıkmıyor aslında. Çünkü bir yağsız etten çıkan etle yağlı bir danadan çıkan et aynı kalitede olmuyor maalesef. Tabii besin değerleri de aynı olmuyor. Biz kendi etlerimizi nasıl tedarik ediyoruz? Kırşehir, yani genelde İç Anadolu'dan iki etlerden alıyoruz. Özel beslettirdiğimiz danalarımız da var. Genelde simentel ork, özel seride sattığımız ürünler. Bunları tüm göğde olarak alıyoruz. Reyonda etlerimizi genelde vakumlu tutuyoruz. Reyon görüşlerinden daha ziyade müşteri memnuniyetine daha çok önem veriyoruz. Bizden et alan insanların evde pişirmesi ve kolayca tüketmesi bizim için çok daha öncelikli. Et neden dinlendirilir? Taze bir et dokular gevşemediği için haliyle sert oluyor. Dinlendirilmeye bu yüzden ihtiyaç duyulmuştur. Islak dinlendirme, kuru dinlendirme gibi teknikleri var. Her et her alanda dinlendirilmiyor. Yağlı etler kuru dinlenmede daha müsait. Yağsız etler ıslak dinlendirmede daha müsait. Islak dinlendirme vakumda oluyor. Kuru dinlendirme nemsiz, atmosferli ve rüzgarlı bir ortamda olması gerekiyor. Mesela kuru dinlendirme etlerimizi, ana göğde aldığımız etlerimizi önce bölümlerine ayırıyoruz. İşte sırt bölgesini kemikle ayırıyoruz. Kaburga bölgesini kemikle ayırıyoruz. Pikanya dediğimiz buttan çıkan bazı etler var. Bunları gövde olarak ve bütün parçalarını ayırıyoruz. Daha sonra işte kuru dinlendirme yapacaksak, kuru dinlendirme dolaplarımıza T-bone, pirzola gibi dediğimiz etleri bütün gövde olarak kenarlarındaki işte eğri yerlerini güzelce düzeltiyoruz ve blok haline, yani en az hasarla rüzgarın nem bırakacağı alanlar olmayacak şekilde düz bir şekilde, blok bir şekilde kesiyoruz ve dinlendirme dolaplarımızı o şekilde alıyoruz. Biz kuru dinlendirme etlerimizi genelde 15 gün yapıyoruz. 15 gün üzerinde pek çıkmak istemiyoruz çünkü Türk damak tadına 15 günün üzeri çok hitap etmiyor. 15 gün süresinde bu et satılmazsa biz bu etlerimizi kemiğinden ayırıyoruz ve vakum alıyoruz. Yine bunları kuru dinlendirilmiş diye satıyoruz ama o dışındaki kuruyan yüzeyleri temizliyoruz. Müşterimiz temizlenmiş şekilde alıyor. Islak dinlendirme dediğimiz ette ise ana gövde aldığımız etlerimizi kemiğinden sıyırıyoruz. Kontfileydi, bonfileydi, antrikottu, bunun gibi etler. Mesela biz kaburgadan da özel kaburga çıkartıyoruz. Bu etlerimizi kemiğinden ayırıyoruz. Her eti kendi haliyle hiçbir katkı kullanmadan vakumunu alarak, yani vakumlayarak 0 derece dolaplarımızı alıyoruz. Burada da ıslak dinlendirmede en az 10 gün bir süremiz var. 10 günü tamamladıktan sonra müşterilerimize, reyonumuza satışa çıkıyor etlerimiz. Hangi etler? Antrikot, kontfile, bonfile bunlar bana göre dinlendirilmesi gereken en başlıca etlerimiz. Diğer etlerimiz de dinlendiğinde daha güzel oluyor ama yemek de bu dinlenme bazen hafif kokular yaratabilir. Bu yüzden sırt etleri, yani biftek olarak tüketilecek etler dinlenmeye daha uygun ve müsait eder. Dinlendirmede en önemli nokta sürecin takibi. Mesela vakum alıyorsunuz, vakum patlayabiliyor. Bu esnada etin dinlenmesi darbe almış oluyor. Bunu önüne geçmeniz için takip ederseniz bu süreci aşıyorsunuz. Dinlendirirken de işte dolabınızın soğukluğu, o dolabın ne kadar açılıp açılmadığı, işte hava perdesinin olup olmadığı. Yani en önemli şey soğuk zincirin kırılmadan, etin bozulmaya yaklaşmaması için biz 0 derecede dinlendiriyoruz. Güzel de sonuç alıyoruz. Türkiye'de böyle her yerde dredge modaydı. Şu an o ilgi yok çünkü az önce de bahsettiğim
belirttiğim gibi Türk damak tadına 15 gün ve üzeri uygun değil. Bunu çok kasaba arkadaşımız 30 gün, 40 gün, 50 gün gibi sürelerde dinlendirdiler ve onları tüketen insanlar bu etlerden memnun kalmadılar. Bu onun sonucudur aslında. Dredge yapmak isteyen arkadaşlarımız kesinlikle dolap seçimini çok iyi yapmaları gerekiyor. Dolabın iyi olması, ısı yalıtımının iyi olması, işte nem oranının iyi olması, içine konulan etin gerçekten yağlı olması gerekiyor. Yağsız bir et dredge dolabında tamamen kötü bir sonuç veriyor maalesef. Yağlı etleri özellikle dredge dolabına koyacaksalarsa, yani kuru dinlendirme yapılacaksa, kesinlikle yağlı bir et olması gerekiyor. Ciromuzun %25'i neredeyse kargo hizmetimiz. En çok İstanbul'a gönderiyoruz. Sonra İzmir, Antalya, Muğla buralara çok yoğun gidiyor. Akdeniz bölgeye yoğun gidiyor. Onun dışındaki illerimize biraz daha az. İstanbul'a bir günde gidiyor kargomuz. Daha uzak şehirlere 2 gün, 3 gün. Kargodaki ürünlerimizi, kargoya hazırlanan ürünler soğuk bir atmosferde hazırlanıyor. Tek tek vakumlanıyor müşterimizin talebi doğrultusunda. Yanlarına özel buzlarımız var. Onları yanlarına ilave ediyor. Hani gideceği yol ve mesafeye göre ürünümüzü güzelce hava almayacak ve mukavemetini sağlayacak şekilde kolibantlarıyla bantlıyoruz. Pişirme faturasını içine koyuyoruz ve yolculuğunu başlatıyoruz. Meslektaşlarımıza ve usta kasaplarımıza önerim. Bir işi geliştirmek istiyorlarsa, ciroları büyütmek istiyorlarsa e-ticaret de dahil bütün kanallarda açık olmaları gerekiyor. Burada geri kalmamaları gerekiyor. Elimizdeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendirmek. Kemikli tüketecek, işte mesela biz gerdan çıkartıyoruz. Kemikleriyle satıyoruz haşlamalık diye. Çünkü kış aylarında talep çok fazla. Kaburgasını kemikli asado diye satıyoruz. Döşü mesela kıymalık bir et aslında ama insanların blok halde pişirebileceği et, kasaba gittiğinde bulamadığı bir et. Brisket diye satılıyor mesela. Bizde her zaman bu ürünlerin hepsini her zaman bulabiliyorsunuz. Meslektaşlarımız da bu ürünleri böyle çeşitliliğini yükseltirlerse hem karlılıkları hem işletmelerin devamlılıklarını çok katkısı olacağını düşünüyorum.